Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hücum odaklı bir maç olacak bence. Okan Hoca da özellikle bu hafta yapılan antrenmanlarda da önceliğini hücumdan yana belirledi. Ama Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da savunmada zaaflarının olması, e, henüz bunun tam anlamıyla hocaların istediği seviyede olmaması için Hoca yeni geldi ama o eksikleri gördü ve bundan bahsetti. Pozisyon hataları duruş hataları, takım savunmasındaki aksaklıklar, e, çok etkili. Galatasaray'da ise sol bek ve sol stoper konusu. Abdülkerim'in cezasını bir maça inmesinden evet. dolayı Abdülkerim muhtemel oynayacak ama sol bekte Kazımcan mı Emre mi sorunu genelde e, sorusu daha doğru cevabını bulacak. Genelde Fakat tam atlattı mı Kazımcan? Kazımcan iyi durumda. Yani biraz daha e, iyi hale gelecektir. Orada bir tercih yapmak gerekecek. Okan Hoca genelde bir önceki maça bakıp bir sonraki haftayı değerlendiriyor. Emre'nin gol atması, iyi oynaması birçok e, otoriteye göre Emre e, bu takımı sol beki olacak. Ama ben biraz farklı düşünüyorum. Orada Emre'nin <laughs> gol atmasının biraz hem kara eksik kalmasına hem e, futbol şansının yanında olmasıyla açıklıyorum. Çünkü Emre çok basit hatalar yaptı. Emre hazır olmadığını çok fazla ortaya koydu. Kara çok erken 10 kişi kalmasaydı Emre Taşdemir'in performansı, Bence bu şekilde olmazdı. Ona vurgu yapmak lazım. Dolayısıyla bu tercih sol bekte belirleyici olacak. Sol önde de Kerem, Yunus ya da Barış Alper üçünden biri. Çünkü sağ açıkta Raşit e oynayacak muhtemelen. Hı. Galatasaray'da Mertens forvet arkası ileride Icardi. Yan yana Torreira Oliveira. Arkada Nelson Abdülkerim. Sağ bek e, Dubois mı boy mu? Bu tercih önemli. Dubois'ın bir adım önde olduğunu söylemek lazım. Çünkü son maçta gerçekten ee, ne kadar dengeli bir bek olduğunu ortaya koydu. Ee, sol tarafta da ben Kerem'in bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Barış Alper çok istekli. Yunus şu anda biraz üçüncü tercih gibi. Üç yerli kanadı düşündüğümüzde. Galatasaray'ın 11'i 3 aşağı 5 yukarı belli. Beşiktaş'ta ise sürpriz e, yapmasını bekliyorum Şanlı Güneş'in. Gerek 11'de gerekse oyun anlayışında. Uzun uzun konuşacağız. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da devre arası bombası Musa Dembele'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirildi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen fakat performansdan memnun kalınmayan Seferov için Galatasaray kariyeri yakında bitecek. Devre arasında yolların ayrılması planlanan yıldız futbolcu yerine gelecek isim şimdiden belli oldu. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan Musa Dembele'nin kontratı Haziran'da bitiyor. Bunu fırsat bilen sarı kırmızı yöneticiler Yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray taraftarı bu ismi duyunca gelirse forma satışları patlar şeklinde yorumlar yaptı. Fransız temsilcisi Lyon da Musa Dembele'den para kazanmak için Ocak ayında satmaya sıcak bakıyor. Çünkü sezon sonu beklerlerse bedava gidecek. Hiç de para kazanamayacaklar. Musa Dembele de Galatasaray'a gelmek istiyor. Bugün de Musa Dembele'nin menajeriyle Cenk Ergün Galatasaray'ın U19 maçını takip etti. Bakalım ilerleyen günlerde Musa Dembele hakkında çok sıcak haberler gelecek. Okan Buruk da açıkladı. Biz oynayınca tartışma biter. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, internet sitesi üzerinden yayın yapan Spor Gecesi programına çok önemli açıklamalarda bulundu. Takıma çok fazla izin vermesiyle ilgili Okan Buruk, haftalardır izin yapmıyor bu takım. Kaldı ki Başakşehir maçının sonuna kadar izin yapmayacağız ifadesini kullandı. Galatasaray'da istediğiniz oyun bu mu? Sorusunda yanıtlayan Okan Hoca. Benim istediğim oyun bu değil. Alanya maçındaki oynadığımız oyun benim istediğim oyundu. Fakat hakem izin vermedi. 10 kişi kalana kadarki oyun her zaman istediğim bir oyundur. Biz geç kurulmuş bir takımız. Biz Fenerbahçe, Beşiktaş gibi hazır bir takım değildik. Açıklamasını yaptı. Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi de belli oldu. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılarını Mustafa Emre İsoy ve İbrahim Çağlar Uğurcan üstlenecek. Galatasaray'da Juventus'a rakip oldu. İtalya seri ekiplerinden Juventus kaleci transfer için harekete geçti. iyi yerine geçebilecek bir ismi arayan Torino devinin Empoli forması giyen Viserio'yu gözüne kestirdiği belirtildi. Ancak Juventus'un bu transfer için hem İtalya liginden hem de İtalya dışından rakiplerin olduğu kaydedildi. İtalya'dan Roma'nın da sergilediği performansla İtalya milli takımına davet alan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İtalyan basının haberine göre İtalya dışından ise Juventus'un transferde rekabet edebileceği takım olarak Galatasaray gösterildi. Juventus'un Şenzli'nin son dönemde performansında bir düşüş yaşanmamasına rağmen kaleci transferi düşünülmesinin nedeninin ekonomik olduğu kaydedildi. Viseryon'un Şerzine'ye göre daha düşük maaş almasının daha yüksek bir ihtimal olduğu için Juventus'un kaleci transferine yöneldiği öne sürüldü. Galatasaray'da da 3 maçlık prim. Karagümrük galibiyetiyle yeniden nefes alan ve zirve yolunda önemli bir adım atan Galatasaray'ı üst üste 2 çok zorlu maç bekliyor. Önce Beşiktaş derbisine ardından Başakşehir deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılar. Dünya Kupası arasına moralli girebilmek için iki sınavdan da galip ayrılmak dışında başka bir düşüncesi yok. Galatasaray yönetimi de hem teknik ekibe hem de oyunculara bu periyotta desteğe hazır. Başkan Dursun Özbekler'den Timur, önümüzdeki günlerde Flora Metin Oktay tesislerindeki bir itmanı ziyaret ederek takımdaki havayı daha da yükseltecek. Ayrıca galibiyet serisinin 3 maça çıkması halinde takıma özel bir prim verilecek. Üçte üçlük prim paketini Başkan Özbey'in bu haftaki ziyarette bizzat açıklaması bekleniyor. Tahkim kurulundan da Abdülkerim Bardakçı kararı çıktı. TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı'ya PFDK tarafından verilen iki maçlık cezasını bir maça indirdiğini açıkladı. Abdülkerim Bardakçı bu karar sonrasında Beşiktaş ile Cumartesi akşamı oynanacak derbi maçında forma giyebilecek. Galatasaray'da da orta sahaya takviye Nikolas Raskin. Yaz transfer döneminde Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarı Kırmızı'da kulüpte listenin ilk sırasında Belçika'dan Nikolas Raskin yazıldı. Standart Lejin 20 yaşındaki çok yönlü orta sahancısı için girişimler başladı. U15'ten U21'e kadar alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli formasını yer Raskin sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Standart Leish 2001 doğumlu oyuncunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyüklüklerine satmanın planlarını yapıyor. Galatasaray ise bonservisi almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nikolas Raskin uzun süredir sarı kırmızı kulübün sıkatları tarafından takip ediliyor. Belçikalı yıldız adayı bu sezon standart ile 15 maça çıkarken 1 gol 4 asistlik e performans sergiledi. Okan Buruk'tan da Fenerbahçe ve Beşiktaş sözleri geldi. Galatasaray Karagümrük yenerek yeni bir sayfa açtı. Fakat Okan Buruk tartışmaları bitmedi. Takımın ortaya koyduğu performans yorumcuları ve taraftarları memnun etmezken Okan Buruk hedef noktası haline geldi. İşte bu noktada gözler sarı-kırmızı hocaya çevrildi. Özel röportaj vermeyen Buruk ilk kez performanslarıyla ilgili eleştirileri yanıtladı. Şenol Güneş ve Jorge Jesus'un çıkışa geçen Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Alanya maçında iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden Okan Buruk, çıkışımızı alip alabalık durdurdu. Bilinçli bir kampanyası olduğu açık. Bana olanı önemsemiyorum ama Galatasaray'a zarar verirse iş değişiyor ifadesini kullandı.